Bize bunun f'in grafiği olduğunu söylüyorlar. Anlaşıldı. gx ise f2x olarak tanımlanmış. Buna göre g'nin grafiğini çizmemiz lazım. Her zaman olduğu gibi, hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi, birlikte yapalım mı? Buraya küçük bir tablo çizeceğim. Bu sütuna x değerlerini ve buna da gx'i yazalım gx'in f2x'e eşit olduğunu da not edeyim. x mesela 0'a eşit olduğunda g0, f2 çarpı 0'a yani f0'a eşit olacak. Ve bu da 4'ten biraz büyük bir değere eşit öyle değil mi? Eşittir f0 yazıyorum. İki grafiğin y ekseni kesim noktası aynı olacak. Ama y ekseninden uzaklaştıkça ilgi çekici bazı şeylerle karşılaşmaya başlayacağız. x iki yönde de büyürken ya da sıfırdan uzaklaşırken, mesela x eşittir 2'yi ele alalım, x 2 iken g 2, f 2 çarpı 2'den f 4'e eşit olacak. f 4'ün sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. Bunu gösterelim, g 2, f 4'e yani sıfıra eşit. Bu da eğer dikkat edecek olursanız buna karşılık gelecek noktanın sıfıra yaklaştığı ya da yatay eksende bir miktar sıkıştığı şeklinde yorumlanabilir. Grafiğin bu tarafında olayların f'e göre daha hızlı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Belirli bir x'te olan bitenler artık x bölü 2'de oluyor. Başka bir deyişle, daha iyi bir çizim yapabilirim, grafiğin, grafiğin bu tarafı buna benzeyen bir şey olacak her şey f'e göre iki katı hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Peki, ya negatif taraf? Benzer bir şekilde bu defa da eksi 2'yi ele alalım. g eksi 2, f 2 çarpı eksi 2'den f eksi 4'e eşit. f eksi 4'te bir bakalım, sıfıra eşit. O zaman g eksi 2 de sıfıra eşit olacak. Bu arada neden eksi 2'yi ve 2'yi seçtiğimi de sorguluyor olabilirsiniz. Buradaki önemli nokta az önce de söylediğim gibi olan bitenin daha hızlı olması ya da yatay eksende sıkışması. Başka bir deyişle x eşittir 4'te olan artık x eşittir 2'de, x eşittir eksi 4'te olan x eşittir eksi 2'de gerçekleşiyor. Ve grafik üzerinde x eşittir 4 ve x eşittir eksi 4 son derece net noktalar oldukları için de bunların yarılarını yani 2 ve eksi 2 İyi seçtim. Sonuç olarak elde edeceğimiz grafikte buna benzeyen bir grafik olacak. Hemen çiziyorum. Bu grafiğin sağdan ve soldan bu şekilde sıkıştırıldığını düşünelim. Hadi bir örnek daha yapalım. Burada bize f'in grafiği yanında denklemini de vermişler. Buna dayanarak da bu şekilde tanımladıkları gx'in grafiğini çizmemizi istemişler. Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün f ve g arasında nasıl bir ilişki olduğunu bulmamız lazım. Bu ikisini inceleyecek olursak, burada x yerine x bölü 2 olduğunu görebiliriz değil mi? Bu da x gördüğümüz yerlerde artık x bölü 2 olacak demek isterseniz, gx'in fx'e değil de fx bölü 2'ye eşit olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da gx eşittir f1 bölü 2x olarak da yazabiliriz. Ve yine az öncekine benzer bir şekilde düşünecek olursak, bir bakalım, grafik üzerinde yine ilgi çekici bazı noktalar var. Bunlar x eşittir 2, x eşittir 4 ve x eşittir 6 noktaları. Biraz düşünelim. Bundan önceki örnekte yani gx f 2x e eşit olduğunda olaylar 2 katı hızlı oluyordu değil mi? Bu defa elimizde 1 bölü 2x olduğu için de olanlar yarı hızına düşecek. Yani yavaşlayacak. Yine bir tablo çizelim. x değerleri olarak da ya da önce buraya 1 bölü 2x'i yazayım. Böylece gx'in yani f1 bölü 2x'in neye eşit olacağını daha rahat buluruz. 1 bölü 2x'in bu değerlere yani 2, 4 ve 6'ya eşit olduğunu düşünelim. Bunları neden seçtiğimi merak ediyorsanız f'in bu noktalarda aldığı değeri bulmak son derece kolay da ondan. 1 bölü 2 x 2'ye eşitse x 4'tür değil mi? Ve 1 bölü 2 x 4 iken x 8'dir. x 12 iken de 1 bölü 2 x 6'dır. Evet. Bu da g4'ün f2'ye yani 0'a eşit olduğu anlamına gelir. 2, 4 ve 6'yı seçmemin sebebi de bu. Grafik üzerinde f'in bu noktalarda hangi değeri aldığını görmek çok kolay. G8, F8 bölü 2'den 4'e yani eksi 4'e ve G12'de F6'ya yani 0'a eşit olacak. Bu noktaları işaretleyince Gx'in grafiğinin neye benzeyeceği konusunda bir fikir sahibi olacağımızı düşünüyorum. G4, 0 demiştik değil mi? G8, eksi 4. İşte burası. Ve G12'de 0'a eşitti. Burada da yatay yönde bir genişleme olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bundan önceki örnekte yatay yönde bir sıkışma vardı. F'in bu noktası G'nin bu noktasına denk geliyor ve bu nokta orijinden iki katı uzakta. Bunun nedeni de büyümenin yarı hızında olması. Bir x değerinin yarısını alıp f'e veriyoruz. Bu nokta buna karşılık geliyor. Gördüğünüz gibi bu tepe noktası x eşittir 4 yerine x eşittir 8 de gerçekleşiyor. Son olarak bu noktada bu noktaya karşılık geliyor. x eşittir 6 yerine x eşittir 12. Evet her şey genişliyor. Hadi gelin bir örnek daha yapalım. F buna eşitmiş. Buradakinin bir küp kök olduğuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Devam edelim. G de F'in yatay yönde ölçeklendirilmiş bir versiyonudur demişler. Aşağıdaki grafikte F sürekli, G ise kesikli çizgiyle verilmiştir. G'nin denklemini yazınız. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu da kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi gelin birlikte yapalım bize birbirine karşılık gelen bazı noktalar vermişler. Evet, F'den G'ye geçerken noktaların orijine doğru sıkıştıklarını söyleyebiliriz değil mi? Mesela F-3, G-1'e karşılık geliyor. F-6 ise G-2'ye eşit. Bunu G'ye vereceğiniz X değerinin, F'e vereceğiniz değerin 3'te 1 olması şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Başka bir deyişle, G-X, F-3X'e eşittir. Ve gx'in neye eşit olduğunu bulmak için f3x'in neye eşit olduğunu bulmamız yeterli. f3x eşittir. Eşittir işaretini buraya da koyabilirim, evet. Eksi 3 çarpı küp kök içinde x yerine 3x yazacağız. Artı 2 ve artı 1. İşte bu kadar. gx buna yani f3x'e eşit. x yerine 3x koyduğumuzda gx'in neye eşit olduğunu bulmuş oluyoruz.